Pascal Numa ve Dani Rozanna'yla ara beni. Alo. Alo. Hello. Alo. Pascal merhaba. Bravo ya, kardeşim. Ya, ben zaten söyleyecektim de işte. Adana, Adana. Merkez patlıyor, patlıyor. Herkes, herkes. Profesör Dani Loco. Sen Konyalı değil ya. Sana söyleyeyim ya. Sen Konyalı değil abi. Alo. Alo. Hello. Alo. Alo. Ben Pascal Numa. Dani Rozanna. Ay. İtalyan çocuk. Nereye bakıyorsun lan? Yok, bakmıyorum bir yere. Hadi hadi. İpucu bak. Yardım değil ya. Dikkat edin oğlum. Lep dedin. Lep lidir dedin. Alo. Alo. Hello. Alo. Alo. 300-500. 300-500. Ağzını iyi değil. Bak senin canını yerim ben. Kardeş. Torpil baba. O iş bende. Tamam mı? Herkese merhaba. İyi akşamlar. Bugün Perşembe günü. Ya. Perşembe ne güzel. Perşembe. Perşembe. Perşembe günü. Perşembe günü. Acaba trafik nasıl? İğrenç. Allah yardım verse. Abi anlamıyorum ya. Bak 3 tane köprü var. Değil mi? Evet. Marmaray var. Evet. Değil mi? Metrobüs var. Evet. Evet. Şimdi bir de yeni arabaya geçik. Evet. Boğaz'dan. Aynen öyle. Ha? Niye Allah trafik ben var? Sana söyleyeyim Paskal'cığım. Niye baba? Çünkü İstanbul'dan 20 milyon insanları var yani. Çok abi yetişmiyor ki. Çok araba var abi. Çok insan var abi. Ne yapsınlar? Ne yapsınlar? Abi araba bırakmak lazım mecbur abi. Bak bir de ne var biliyor musun? Ben kaç yıldır buradayım? Ne görüyorum biliyor Yok. Musun? İnsanlar çok havalı. Niye? Abi metro var. Metroya binmiyor. Evet evet evet. Karizma. Evet. Lan bin işte ya. Yok yok ben zaten metrocuyum yani. Ben biliyorum. Valla biliyorum. Başka bir türlü yok. Abi hani illa araba. Öyle ama bak abi mesela diyoruz ya araba Nisan 6 başlıyor tamam mı? Evet. Ben diyoruz atıyorum şuna yakın bir yerde Levent'teyim tamam mı? Hı-hı. Yakın yani bizim stüdyo ya çok yakın. Evet. Buraya araba gelmek istiyorum. Levent'e saat 3 çıkmak lazım. Biterken bir aynen biliyorsun. Öyle. Evet. Burada ama metro gidince 5.30 metro iniyorum. Saat 6 radyodayım abi. Bilmek lazım. Mecbur abi mecbur. Ve bugün bize dün konuştuk Beşiktaş. Tekrar evet. Çok geçmiş olsun arkadaşları. Hatırlatma. Aynen öyle. Bugün başka hep futboldan ama başka bir konu açmak istiyorum. Biraz daha sonra evet anlatayım sana. Şimdi ara beni başlıyor. Evet arkadaşlar. El kudüsümdü. Ara beni başlıyor. Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla ara beni. Torpil yapayım mı? Torpil yapalım. Yes, yes. Ben Pascal. Ben Danilo. Beni tanıyor musun canım? Biz buradayız. Efendim canım. Merhaba. Vallahi çok kazık sordun lan abi. Alo. Alo. Ne geliyor size? Merhaba, nasılsın canım benim? İyiyim, sen nasılsın? İyi, ismi nedir? Tanışıyor musunuz? Tabii Gizem. Ki de. Ya Cüzdemciğim nasılsın? Gizem mi? Gizem. Gizemciğim nasılsın? Benim eski arkadaşım. İyiyim, sen nasılsın? İyi, sağ ol. Tanışıyor musunuz? Tabii ki de. Ankara'dan arıyorsun değil mi Cüzem? İzmir'den arıyorum, Paçtava'da bayılıyorum. Ooo. Dendir hocam. Hatta hayranıyım. Dendir hocam. Tamam susuyorum. Çekilir misin? Tamam. Hatta ben şey söyleyeceğim. Geçenlerde fotoğrafı geldi elime. Kimin? Senin. Benim mi? Evet İstanbul'da nerede? Arkadaşımla karşılaşmışsın. Fotoğrafını attı hemen sabah sabah. Ya sen hadi be. Çıplak resim mi? Evet. Çok ne güzel çıplak çıkmışsınız. Çıplak mı? Hayır canım normal havaalanında. Tamam. Normal normal gördük. Abi öyle dedi tamam. Benim bir tane resim elinde geldi. Para isteyeceğiz gibi ya çıplak. Gazete hayır canım vallahi. Normal geldi normal gördüm. Vallahi Gizemciğim. Efendim. Önümüzdeki hafta 3 gün İzmir. Evet. İzmir'de. İzmir'in neresine geliyorsun? Bilmiyorum şu an. Bak canım 20, 21, 22. Evet. 20, 21, 22. Evet. Tamam. Hep İzmir'deyim. Nereye geleceksen söyle de geleyim yanına. Benimle de fotoğraf çekil bir tane. Ya şekerim. Vallahi çok istiyorum. Firma çalışıyorum. Hı. Onlar götürüyor. Nereye gidiyorum? Nereden öğreneceğiz nereye geleceğini? Belki Instagram atarım tamam mı? Ama at mutlaka göreyim. Beni araman için aylardır bekliyorum yazdan beri. Ay canım benim. Aradık evet. İşte. Aradım ama aylar sonra aradım. Gel de en azından bir tamam, fotoğraf canım. Çekilelim. Tamam canım. Ne iş yapıyorsun? Ben mi? Satın almacıyım. Özel bir firmada. Her şeyi satın alıyorum fabrikanın. Atüs. Mesela ne? Çimento mu? Bak güzel. Demir, saç. Benim elimde. Boru, profil. Benim elimde canım. Çok çalışkan bir İtalyan çocuk var. Satmak istiyorum. Alır mısın onu? Alayım ne istersen alayım.
sekreter olur, mal taşır, ne istiyorsun diye yemek yapar. Yemekhane, yemekhane. Evet, yemek. Yemek de yapar. Tamam, alayım, alayım, hemen alayım. Tamam, gönderiyorum. Danilo. Tamam, alayım. Pascal, paketliyor beni yani. Paketliyor. Anladım, şaka. Paket oldun, tamam anladım. Aa, benim kardeşim, bırakamam. Ay, yalan seni, hemen beni sattı. Ben komple ya. Alayım sizi, ikinizi bir alayım bırakamıyorsam. Öyle mi? Evet. Ya, bir çok yeriz. Direkt alayım. Vallahi. Evet, çok alayım yeriz. Ben. Bana yarın nasıl geliyormuşsun İzmir'e haftaya. Vay 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 vay. Tamam tamam. Evli misin canım? Hayır, bekarım. Aa, süper, ben de. Erkek ben arkadaş. Ben de. Var erkek arkadaşım var. Ay 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 ay. Ama seninle fotoğraf çekilen oydu zaten. Öyle mi? Evet, ay. Geldiğinde göstereceğim. İyi tamam. Çok güzel. O zaman üçümüz çekiyoruz. O yüzden tamam. Aynısını istiyorum. Tamam canım. Şimdi canım. Pascal soğuttun şimdi. Tamam. Tamam. Ama Pascal istesin yani, daha neler yaparım ben ya. Yok, yapma yapma. Yapma 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 canım. Şimdi soru geliyor canım. Şimdi canım benim. Soruyor. Bak. Margaret Schmidt çok zeki olduklarını düşündüğünden hangi hayvan için itlerin de ziyaret ettiği konuşma okulu açmıştır? A. Fil. B. Maymun. C. Karga. D. Köpek. Aha. Çok sıkıcı. Ya yardım etsem birazcık. Hangi hayvana okul açılmış? Hangi hayvana okul açılmış? Ay. Fil at canım. Fil değil, tamam mı? Ama fil köpek aslında güzel bir fikir ha. Nasıl? Karga olabilir mi acaba diye düşünüyorum ama. Karga, maymun, köpek var. Karga, maymun, köpek. Köpek, köpek. 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 Köpek mi? Evet, köpek yavrum. Nedir hocam? Açıyoruz ve doğru cevabı. Köpek! Aferin sana canım. Bravo. Bildin bravo. Değil mi? Aferin. İkinci sorum bak. Benim memleket. Benim memleket. Sizin oradan. İtalya'daki 14 kilometre karelik bir alanda yer alan, kendi prensinin seçip parasını basan, nüfus 322 kişi olan İtalya'nın müdahale etmediği bölgenin adı nedir? Oha. Var mı öyle bir var, şey? Var tabii ki de, olmaz mı? A. Seborga. B. Lombardia. C. Savoy. D. Urbino. Şimdi aha, öyle bir şey var. Ben bile burada bilemiyorum yani. Ay, nasıl yapacağız o zaman, sen bilemiyorsan ben nasıl bileceğim? Yardım edeyim sana. Bak, benim memleket ya. Lombardia evet, var ya. Lombardia evet. Çık. Atın. Sil yani. Atın. Tamam. Seborga, Savoy ve Urbino. Ama bu şey, bölgeden bahsediyor değil mi? Abi Seborga ne bölge ki? Ben bile bilemiyorum. Soruyorsunuz. Vallahi zor, ben sana söyleyeyim, doğru soruyorsun. Ben bile bilemiyorum ha. Ama sen bilemezsem ben nasıl bileceğim bu soruyu? Bunu değiştirmelisin bence. Vallahi canım, yapamıyorum ama sen... Çünkü burada noter var. Noter bu kabul etmez öyle evet. Bir şey. Ama sen salla. Salla git bir tane. A diyeyim o zaman. A, Seborga. Evet. Tamam, tamam. Ve canım benim. Doğru cevabın. Seborga. Sen çok bravo, şanssın canım. Bravo, bravo. Gerçekten çok şanssınız. Ve çok güzel bir hediye kazandı. Evet. Acaba mı kazandık? Ama bana güzel hediye sizinle konuşmaktı zaten. Olsun canım. Ben sana güzel bir güneş gözlüğü gönderiyorum. Tamam canım? Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Öpüyorum seni, tamam. Güle güle kullan canım. Ciao İzmir, ciao. O zaman sizi İzmir'e geldiğinizde bekliyorum. Tamam canım, inşallah tamam. Canım, tamam mı? O zaman bir tane de şampiyon Karşıyaka diyebilir misiniz? Sen söyle. Kaf kaf Karşıyaka. Sin sin sin. Kafsin kaf. Kafsi kaf. Evet, 35,5. Doğru. Değil mi? 35,5, aynen doğru. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Öpüyorum sizi. Hadi baba, canım baba. Kız Karşıyakalı. Abi bu Karşıyakalı insanları var ya, bayağı çok şey ha. Evet abi ya. Oliganlar ya. Evet ya. Vallahi ya. Ve o tarafta da bizi bayağı takip ediyorlar ha. Çok seviyorlar mı? Evet. Dayak kim yiyor? Yok yok, bence öyle bir şey yok ya. Pascal Numa ve Danil Ozan'la Ara Beni. Ara Beni. Sen de Ara Beni diyorsan adını ve telefon numaranı arabeni@karnaval.com adresine mail at ya da WhatsApp'tan 0542 657 00 numaralı telefona gönder.
Şimdi Paskal'cığım. Söyle. Biliyorsun Beşiktaş bayağı. Ne bayağı? Şey 6-0 mı, doğru mu? Abi ne alacak? Yok yok, estağfurullah. Sadece şey yani, konuşmak için öyle. İki kırmızı kart, penaltı, bir de aynı, beş de aynı yani. Şimdi. Açmayalım bu konuyu. Gülmeyin. Ne var lan? Yok biliyorum sen. Ne çok, yo, acı bir konu açmayalım. Ama aynı zamanda Türkiye çok başarılı bir şey oldu aynı günde. Oldu? Bizim sevgili Arda Turan 3 gol attı. Ya hat-trick yaptı ya. Aferin Arda. Değil mi? Süpersin kardeşim. Gerçekten tebrik ediyoruz. Biz uzun zaman da zaten Arda'dan şey gol atmıyor. Şey iyi performansdan kimse bahsetmiyor. Adam nasıl bir cevap verdi? Ta! Bak Arda ne yapıyor biliyor musun? Böyle birkaç hafta normal oluyor. Herkes saldırıyor. Sonra Arda bunlara okuyor. Bir küzüyor abi. Bir oynuyor. Herkesi iki hafta susmuş. Aynen. Değil mi? Ama abi 3 gol. Champions League'den bu tarihi bir şey yazmak lazım. Bir daha asist. Bir daha asist. Gerçekten. Ve golden sonra reaksiyon nasıl? Evet abi gide. Gördün mü? Abi gide. Adam bu işi biliyor zaten. Bu kapaksız ya. O zaman herkes söyle diyor. Arda böyle sus. Ve Paskal'cığım aynı maçtan Arda 3 gol yaptı. Evet. Bir tane asist yaptı ve aynı zamanda Barcelona Champions League'de bir rekor yaptı. Toplam 993 pas attı. Oha. Ama Barcelona hep öyle yani. Abi ama 1000 tane pas da yaptı abi. Bu bir rekor. Gerçekten inanılmaz yani. Bizim zamanda da öyle. Öyleydi. Geldiler buraya. 3 tane koyduk. Ben de yaptım. Vay be. Tabi baba ya. Beni golü gördün mü? Görmedin mi? Tabi. Kafa, bacak, şapta girdi. Ve Ahmet Dursun 2 tane gol attı. Allah'ım ya. Ahmet Dursun ya. Vay. Golcü. Değil mi? Tabii ki. Şey tabii ki. Ama Barça ile başka bir şey hedef oluyor değil mi Paskal'cığım? Yok yok. Ya hadi var hadi. Ama ben hadi. Golden sonra ben mutlu değilim yani. Çünkü benim için gol çok karambol yani. Evet ya çok güzel gol değildir yani. Bak boş ver Paskal abi ama orada tarih olarak yazıyor yani. Yazıyor tabii ki. Yeter yani. Barcelona ya çakmış. Öyle. Arkadaşlar hadi bol bol hediye verelim bugün. Ara beni devam ediyor. Paskal Numa ve Danilo Zanna'yla Ara beni. Şimdi Paskal'cığım. Söyle canım. Dünya bir tane fenomen var, tamam mı? Kim o? Bir oyun fenomen. Sen misin? Yo. Şey Pokemon Go. Bilmiyorum evet. Reklam yapmayalım ama bu reklam gibi değil yani bu. Ama bir şey diyeceğim. O çok meşhurdu. Bitti yani. Yok abi hala devam ediyor. Hadi be. Gerçekten abi. Arıyorlar mı? İnanılmaz abi. Ve dünyada zaten çok haber var. İnsanları oluyorlar bu oyun oynarken. Oluyorlar. Evet abi. Baba bu oyun ne ya? Ben anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Abi bu oyun çok anlat kolay. Anlat sana anlat. Harita var. Değil abi mi? Tabii ki de bir harita var. Sen sonra? Orada Pokemon bir çizgi film var abi. Evet. Bu bir tane hayvanları. Evet. Hayvan zaten. Sen bu hayvan yakalamak lazım. Geziyorsun. Her yerde bu saklanıyorlar. Sen bunları almak lazım. Bulanamak lazım ve almak lazım. Alınca ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor abi aldı zaten. Ama daha güzeli var. Ne var? Aplikasyon. Abi bir sallıyorsun telefonu. Etrafta hangi güzel kız? Kim var? Düşüyor. Onu koyamam. Ama abi bak bu haberleri bu abi. Bu insan yürüyorlar ya. Evet. Pokemon bulanamak için. Evet. Araba kaza yapıyorlar. Bir yerden düşüyorlar. Manyak mı? Bir kişi Amerika'dan vurdular. Hadi niye? Ve öldürdüler. Çünkü bir Pokemon çaldı. Ne? Bir tane hayvan buldu ya. İki kişi beraber buldular. Ben aldı. Sen beni kızdı, beni vurdu, öldürdü. Abi bunlar sana? Abi gerçekten abi ne bileyim ki abi insanları tövbe var ya. Ne bileyim sevgili olsun bir şey olsun. Ya bizim zamanımız Atari vardı. Başka bir şey yok. Ping pong gibi yani. Bang oynuyordu. Şimdi her şey var ya. Abi, ne salak oyun ya. Ne bileyim abi gerçekten manyak bir şey yani. Yapacak bir şey yok yani. İyi, öyle bakalım. Öyle yani. Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla Arabeni. Abi hastayım sana. Harbiden hastayım. Harbiden. Ne? 21 mi? Doğru cevap mı? Harbiden hastayım. Ay bildim açtım. Ay. Bak sana bir rap yapacağım. Benimle seninle bir fark var. Harbiden hastayım. Açıyorum. Pronto! Aaaa!
Merhaba canım, Danilo Bey nasılsın? Merhaba, iyiyim Danilo, sen nasılsın? İyi, sağ ol. Merhaba, merhaba canım, ben Pascal Bey, ne haber? İyilik Pascal, senden ne haber? İyiyim, teşekkür ederim. Senin ismi nedir? Evet. Senin ismi var mı? Ha, Yeşim ben. Yeşim. Yeşim, aa bak. Okuyor musun? Hayır, çalışıyorum. Nerede? Özel bir firmada çalışıyorum. Fotoğraf sektörü, fotoğraf makinesi satıyorum. Vay. Fotoğraf makinesi satıyor. Öyle mi? Evet. Yeşim, bir şey Efendim? Soracağım. İşler düştü mü? Telefonlar var ya. Fotoğraf tabii, çekiyor. Tabii. Değil mi? Özellikle şöyle hani küçük kompakt makinelerde satışlar düştü ama hani profesyonellerde pek düşüş yaşanmadı. Sonuçta hani profesyonel fotoğrafçılık yapanlar için pek bir şey değişmez. Ama Yeşim, o profesyoneller araba fiyatı ya. Yani. Evet evet. Vallahi ya. Çok para ya. Değil sorma, mi? Sorma. Evet öyle ama hani o işle uğraşanlar için mecbur alınıyor. Bir de şey de oldu hani bu işte sosyal medyada fotoğraf paylaşanlar için evet, telefon yeterli evet. gelmiyor. Daha güzel şeyler paylaşmak istiyor insanlar. Ama bu şey daha bu bir bence bu fotoğraf zaten bir tutku. Evet. Yani insanları evet. seviyorlar, şey takip ediyorlar. Bu telefon ve selfie ayrı bir ayrı bir konu yani. Dediği gibi profesyonel tarafta var ya. Yani. Evet evet kesinlikle. Danilo almak istedi. Ondan sonra fiyatı duydu. şey ama tüketici kredisi aldı. şey ama istediği şey var ya küçük. Ha. Evet. Film çekeceğiz. Ben onun rakibindeyim işte. Onunla değil. Ay sen bana bir tane yolla ben sana paylaşayım o zaman. Bak. Şimdi canım. Yeşimciğim nereden arıyorsun özür dilerim? İstanbul Sirkeci'den. Aa pardon Sirkeci. Ama sen toptan mı satıyorsun makineleri? Merkezindeyim evet. Tabii. Aa, sen merkezdesin yani. Danilo. İndirim yapar. Evet ya. Valla benim şey eşim medya için istedi ya Noel için. Ha evet ya. Yarın giriyor. Yeşim. Danilo sende. Bak. Tamam. Müşteri giriyor. Yarın girdi. Tamamdır. Şimdi hazır mısın canım? Hazırım. Tamam. Danilo'cum. Şimdi bak Yeşim'cim. Yeşim. Yeşim ne demek ya? Planta. Yeşim değerli planta. Bir taş. Taş. Vay be vay 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 vay. Sen evli misin? Hayır bekarım. Bekarım mı? Öyle mi? Sevgili yok mu? Var. Varmış onu. Onu da buradan sevgiler. Selam Ankara'da bir selam kendisi. Gönderiyoruz. Aynı şirket mi? Yok Ankara'da. Ankara sen İstanbul'a. Çok uzak ya. Evet. Evet. evet ya neyse. Allah kolaylık versin. Evet amin. Şimdi canım benim. Soru bu. 1969'da polisin sonlandırmasıyla 40 dakika süren son konserlerini kimseye haber vermeden ve izin almadan bir çatıda veren müzik grubu hangisidir? A. The Beatles. B. The Rolling Stones. C. The Fly. D. Jethro Tull. Ya bu insanlara ya bu kolay bak dinle beni belki sorun anlamadığın için Pascal Türkçe biraz kötü ya. Şimdi öyle bir şey var. Bir tane bu şey var. Müzik grubu var. Aynen. Onlar da evet. Çatı yani bina evin çatısı. Evet evin çatısından 42 dakika bir konser yaptı. İzinsiz. Evet. İzinsiz. Bu çok çok meşhur yani. Herkesi bilir bir soru yani. The Beatles, Allah. The Rolling Stones, Pink Floyd ve Jethro Tull. Yardım edin bana ya. Yardım edin. Tabii ki de. Tabii ki de. Pink Floyd canım. At onu tamam mı? Olmaz o. Tamam ne kaldı onu attım. Beatles, Rolling Stones, Jet Total. Hangisi canım? Hangisi? Sana bir yardım veriyorum. Tamam. Ver, ver. Şimdi bir şarkı söyleyeceğim ama çok ünlü bir şarkı değil. Tamam mı? Söyle bakayım. Yellow Submarine, Yellow Submarine. We were here on the yellow submarine, yellow submarine, the yellow submarine. Biliyor musun bu şarkı? Yok. Hayır, bilemiyorum. Aa, inanamıyorum seni. Peki o zaman. Yazı yeah, yeah, yeah. Yılamsı yeah, yeah, yeah. Bu mu biliyor musun? Anladın mı? Hayır. Şimdi sana bir tane söyleyeyim tamam mı? Ama ne yapalım bir dakika ya? Bir dakika bak bir tane söyleyeyim bir dakika. Yesterday. Oh my troubles seem so far away. Bu da yok. Tabu. Imagine there's no people. Bu da yok. Imagine there's no people.
Hadi canım. Aa neydi? Ay çıkıyor o zaman. Beatles mı? Beatles, Rolling Stones ve Jethro Tull. Hangisi? A mı? B mi? A mı diyeyim, B mi diyeyim? The Beatles, Rolling Stones, Jethro Tull. A diyeyim. A The Beatles. The Beatles. Açıyoruz, açıyoruz, tamam. Açıyoruz. Açıyoruz ve doğru cevabı... The Beatles! Imagine the people! Ama Yeşim, salladın galiba ya. Bilmedim değil mi? Evet, evet. Peki, tamam. Imagine bile hiç duymadın mı canım? Ama canım kaç yaşındasın canım? 28. Aa 28 normalde ya. Bilmesi lazım ya. Imagine, en az imagine evet, yani. Ya. Peki. Tamam, tamam. İkinci soru. Modern anlamdaki ilk boks maçı Albemarle Dükü'nün 1681'de 1681'de Britanya'dan Uşan'ın karşısına kimi çıkarmasıyla belgelmiştir. Yani bir dük evet. Uşan karşısına birini çıkarmış, boks yaptırmış. Tamam mı canım? A. Evet. Berber. B. Kasap. C. Seyiz, D, aççı. Daniel Hoca. Sen... Evet, bravo Pascal. Teşekkür. Soru güzel bu yani, güzel. Aferin. Soru bayağı güzel. Sağla bakalım. Boks maçı kim? Beatles bile sağladı, bu da sağlayabilirsiniz yani. Seyiz, kasap, aççı mı? Berber, aççı. 1681'den bahsediyoruz ha. 1681'den yani şimdi değil yani. 1681. Evet yani. O zaman. Böyle bir harbi iş. Neyle çıkar? Aççı, berber. Berber, kasap, seysi, aşçı. O zaman berber diyeyim. Berber. Hadi gel gel beraber beraber berber gidelim. Berber 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 yapalım. Tamam mı? Tamam. Aç bakalım. Açıyoruz ve doğru cevabı. Kasabı. Kasap canım ya. Canım. Binatmişten kasap sert bir adam anladın mı? Et vuruyor. Falan hayvan kesiyor. Acaba kim kazandı? Bence kasap abi. Kasap kesiyor. Adam bir köfte verdi ya. Bir koyan. Yeşincim öpürüm size tamam mı? Ben de öpürüm. Hadi bay bay. Üzüldüm. Üzülme. Üzülmeyeyim ya. Üzülme ya. Baş ses gitti ya. Yeşim. Evet biraz üzüldüm. Ama üzülme, biz seni çok sevdik. Bir daha ara. Gene konuşalım. Evet, tamam. Biz seni çok sevdik. Dünya tatlısı. Fotoğraf makine için teşekkür ediyoruz. Beklerim gerçekten gelin indirim yaparız. Tamam tamam, tamam canım benim. Hadi sevgiyle selam. Ciao. Bay bay canım. Bay bay. Ciao. Ya şey Pascal'cığım şimdi bak gerçekten bu makinelerden ben şeyden bahsediyorum ha 15 bin lira makineden bahsediyorum. Çok para. 15 bin TL. Evet ya. Bir de abi makine var ya para değil. O lensler var ya. Oha. O ne abi oha. Ya. Esas para o. Kol gibi ya. Evet ve sonra bir sene sonra yeni model makine geldi. Çıktı. Evet. Oha. Pascal Numa ve Danil Ozan'la ara beni. Ara beni. Sen de ara beni diyorsan adını ve telefon numaranı arabeni@karnaval.com adresine mail at ya da WhatsApp'tan 0542 657 00 numaralı telefona gönder. Danilo. Efendim Paskal'cığım. Sen burada hiç kız istedin mi? Tabii ki de ya abi. Yani eşim... Arkadaşım mı? Ya eşim istedi yani. Eşi ne istedi? Ben var ya bir sürü istedim. Vallahi gittim çağırdılar. İstedim abi. Sonra ne oldu? Verdiler. Sen kaç kere evlendin? Yalamadım abi. Ben mi? Evet. Ben değil oğlum. Mesela arkadaşım geliyor bana. Diyor ki. Tamam. Pascal kız isteyeceğiz. Gel. Tamam tamam. Mecbur geliyorum. Anlamadım. Yani. Şey sen istediğin kızı yaladım yani. Evet yok ben değil abi. Tamam ben de yaptı. Abi bir kere var ya gittim çok enteresan. Abi apartmana gittik. İçeri gireceğiz. Ayakkabı dediler. Çıkar. Abi ayakkabı apartmanda. Girerken çıkardık. Şey yani evi kapı değil mi? Ev değil apartman. O kadar pis mi senin ayakkabı? Abi ondan değil abi. Apartman var ya. Evet. Aile apartmanda. Hepsi akraba. Oha. Evet abi ya. Abi böyle nasıl yaşayabilirsin ki abi? Abi felaket. Abi. Diş kapıda çıkardık. Bütün merdivenler asansör falan terdik çorap. Onlar da öyle yaşıyor değil mi? Zaten bina bizi.
Bir şey mi demedik abi? Ben yapamam abi. Ben nasıl yapamam şey. Aynı binası, aile yaşamak çok zor abi. E niye kapa kapayım? Fark etmez abi. Ama ateze gelir, keyşe de gelir, o da gelir. Tabii ki de. Devamlı geri girir. Sadece iyi bir şey var. Yemek, sıkıntı yok abi. Abi bir de çocuk. Çocuğu bırak, yürü aynen git. Aynen öyle. Ama o güzel. Bu dışında abi bayağı zor yani. Sizde var mı öyle İtalya'da? Vallahi abi şey... Ya ben hiç görmedim ama büyük ihtimal var yani. Aynı bir daha. Ya olabilir yani, hiç görmedim ben ama olabilir yani. Zor abi, sen ne diyorsun, manyak mısın ya? Pascal Numa ve Danilo Zanlay'la Arabeli. Alo. Pronto. Alo. Pronto. Alo. Merhaba. Merhaba canım. Merhaba canım benim, nasılsın? Çok iyiyim. Soğukta donuyorum şu an. Vay. Neredesin canım? Ben şu an Davutpaşa Yıldız Teknik Üniversitesi yemekhaneye doğru yürüyorum. Niye, soğuk mu? Çok soğuk. Yani Davutpaşa ayrı bir soğuk. Vallahi mi? Yemekte evet. Bugün ne var acaba? Kuru fasulye mi? Artık ne çıkarsa. Acıttın mısın? Evet, sabahtan beri laboratuvardaydım. Çevre mühendisliği okuyorum. Laboratuvarda şimdi derse yetişeceğim. Böyle karışık. Bir şey diyeceğim ya. Buyurun. Çevre mühendisi. Evet. Laboratuvar ne yapıyor? Fare. Su arıtımı. Yapıyor. Su arıtımı. Bu musluklardan gelen temiz suyu sağlıyoruz. Kısaca öyle söyleyeyim. Suya bakıyor. Suya bakıyor. Ben şey zannettim, böyle bir fare var ya, fareyi açıyorlar falan. Yetersin. Yok öyle şeyler yok ya. Yok canım ya, ne yapsın ya? Kaç senesi kaldı canım? Şu an ben uzattım, 5. senemi okuyorum. Bravo. Bu şekilde. Sindire. Okulu seviyorum. Acel etme. Yavaş. Kaç yaşında sen, 32 mi? Yok ya. Yok, ben 23 yaşındayım. Tamam. Biraz daha uzat o zaman. Uzat. Zaten bak, evet. Bir şey diyebilir mi? Çalışmak için bütün hayat var. Sen korkma evet, yani. Evet, ben aynı zamanda da çalışıyorum. Çalışmanın ne demek o zaman, az çok biliyorum. O yüzden okumak güzel. Süper. İyi, hadi bakalım. Şimdi, evet. Senin isim ne Barul canım? Benim adım Ceyda. Ceyda'cığım. Danilo abim soru evet. Soracak, tamam mı? Evet. Ceyda'cığım, tamam. Üniversiteden sevgili var mı? Soru bu yani. Yani 5 yıldır bir tane sevgili yapmadım üniversiteden. Hep dışarıdan oldu. Vallahi mi? Evet. Tipsiz mi? Maalesef öyle. İyi peki, süper. Olsun. Şimdi canım benim. 1970'lerde çüzzam yaydığına... 1700. 1770'lerde çüzzam yaydığına inanıldığı için Fransa'da ekimi yasaklanan Rusya... Yasak. Yasaklanan Rusya'dan şeytan elması denilen bitki hangisidir? 1770'den sonra dediniz? Bak. 1770'de cüzzam yayıyor. Cüzzam yayıyor. Diye tamam. Fransa'da tamam. Ekimi yasaklamış. Tamam. Tamam mı canım? Tamam. Rusya'da da şeytan elması deniliyor. Tamam. Hangisi? A. Tamam. Patates. B. Mantar. C. Domates. D. Turp. Yani ikisi arasında kaldım desem. Hangisi? Turp veya mantar diyesim geliyor. Rusya'da mantar. Turp diyor da mantar. Turp. Evet, turp diyorum o zaman. Turp mu? Evet, turp diyorum. Son karar mı? Son kararım. Vallahi mı? Vallahi mı canım? Vallahi billahi. Tekrar oku o zaman. Ha, patates, mantar, domates, turp. Dur. Patates de olabilir, soğuk hava Rusya. Bilemem canım, sen söyle. Peki patates diyorum o zaman. Patates. Evet. Patates. Açıyoruz ve doğru cevabı... Patates! Evet. Güzel. Ceda. Teşekkürler. Ceda. Buyurun. Torpil güzel mi? Torpil süper, harikasın her zamanki gibi. Evet, teşekkürler, hadi bakalım. Şimdi ikinci soru. Evet. Şimdi canım benim. Uzay istasyonu Skylab'in parça... Skylab bir şey var yani. Parçalarının ülkesine düşmesin ardından evet. NASA'ya çevre kirlettiği için para cezası kesen ülke hangisidir? A. İngiltere. B. Avustralya. C. Hindistan. D. Rusya. Mantıklı ha. Bunda da ikisi arasında kaldım. Neresi? Avustralya veya Rusya demek istiyorum ama. Tamam. Hangisi diyeceğim? Rusya diyeceğim.
Valla mı? Valla mı? O zaman bir dakika, Rusya da yolluyordu ilk başlarda ama Avustralya da olabilir. Valla mı? Ama biz bilmiyoruz ha, biz bilmiyoruz canım. Tamam, o zaman Avustralya diyorum. Avustralya. Açalım o zaman. Açalım. Açalım. Doğru cevabı Avustralya. Bravo. Süpersin canım. Teşekkürler. Ne kazandın biliyor musun? Evet. Ne kazandım? Üniversitede yeni bir sevgili. Yok. Madem yemeğe gidiyorsun değil mi? Evet. Danilo'yu biliyorsun. Ağaççı. Evet biliyorum. Onun... Ellerinden yemek mi yiyeceğim? Hayır. Ellerinden kitabına bakacağım. Şey canım, senin üniversite nerede? Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa. Şöyle söyleyeyim, Topkapı'nın orası. Valla söz veriyorum, geleceğim sana orada yemek yapacağım. Aslanım. Aa, süper olur. Aslanım. Sana güzel bir yemek kitabı. Evet. Hem de imzalı. Teşekkürler. Ben de severim yemek yapmayı zaten. Teşekkür ederim. Süper. Tamam. Evet. Tamam canım benim. Tamam. Öpürüm, teşekkürler. Öpürüm. Herkese selam gönder. İyi yayınlar. Bay bay. Abi ben laboratuvar işleri hep sevdim biliyor musun? Neden? Bilmiyorum. Bana böyle bir şey geliyor yani. Patlattın mı? Evet. Şey öyle bir eksperyans falan. Evet. Tabii canlı var bir yani. Bir de abi değişik kokuyor. Evet tabii çok değil değişik böyle? Yani. Böyle asit gibi... Öyle bir şey sevmedi ya. Ama ya. Şey var. Laboratuvar insanları çok değişik insanları biliyor musun? Sinsi. Evet ya çok ya kafa bambaşka yani. Vallahi öyle abi. Nasıl yani? Abi şey düşün abi, senin hayat köpalı bir yerde yaşıyorsun. Eldiven ile bir hayat yaşıyorsun. Laboratuvar hep eldivende, hep kuru falan filan. Ya yani dünyadan biraz uzatıyorsun kendini. Haşlı gibi. Ama yok, biz şey abi, biz tam şey kullanıyoruz. Elinde kullanıyoruz, şey kullanıyoruz. Farklı, biz toprak ile hep elindeyiz yani. Onlar da yok, hep uzakta yani. Bana zor abi. Ben ama şey Pascal, gel sana kemiyasal bir şey yapalım ya. Ne yapacaksın lan? Bilmiyorum, yapalım. Şey. Ben biraz korktum yani. Sen manyaksın. Vallahi. Ben kimyasal gibi bir şey istiyor musun? Olur. İstiyor musun? Olur Pascal'cığım. Gazım geldi. Başla! Değil mi? Saate bak kardeşim. Evet, bizim saate. Kaaaat! Yarın saat 6. Eko'nun sunduğu. Ara beni. Nerede kardeşim? Metro FM arkadaşları. Aslan kaçırma. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Öpüyoruz. Görüşürüz. Ciao. Bye. Ciao. Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla Ara beni.